Değerli hastalar, yeniden merhaba. Bugün astım tedavisinde tozdan korunma metotlarından bahsedeceğim. Bildiğimiz gibi astım bronşiale sıklıkla alerjik oluyor ve sıklıkla ılıman bölgelerde Türkiye bütün kıyı, kıyı şey, şey, şeritlerimiz ılıman. Ev toza karar alerjisini sık rastlıyoruz. Bu nedenle yapılan alerji testleri sonucunda hastalara ilaç verildikten sonra tozdan, ev tozu akarından korunun, işte kılıf alın, evi temiz tutun, perdeleri yıkayın, ütüden geçirin gibi birçok tavsiyede bulunuyor. Halbuki işin aslı şu, bu tozdan koruma metotları ilk olarak 1990'lı yıllarda Türkiye'ye girdi. O yıllarda bu konuyla ilgili doktor sayısı son derece azdı. Firma bunu Türkiye'ye ithal eden firma bir arkadaşımın aracılığıyla benimle bağlantı kurdu. Ve bir dizi hastane konferansları verdik. Tozdan nasıl korunulur diye. O yıllarda hastaların haberi yoktu bundan. Hastaların haberi olmadığı gibi hekimler de buna son derece uzaktı. İlk tozdan korunma metotlarını İstanbul'da Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 1990 yılının bir Aralık ayı, çarşamba günüydü çok iyi hatırlıyorum. Aralık'ın son haftalarından biri olabilir. Yoğun bir doktor katılımıyla gerçekleştirdik. Diğer hastanelerden de birçok meslektaş gelmişti. Şimdi o konferansta neler anlatmıştım? Şunları anlatmıştım. Yatak yorgan kılıflarını, akar öldürücü ilaçları, özel akar tutmayan yatakları ki bunlar çelik yaylardan yapılıyordu. Özel akar süpürgelerini, iyonezelleri ve hava temizleyici aletleri anlatmıştım. Kendi anlattıklarımın da etkisinde kalarak 2-3 yıl kadar bunları yazdım. Fakat yoğun astım tedavi eden bir hekim olduğum için bunların hiçbir işe yaramadığını bir de o, o yıllar çok pahalıydı. Bir yatak takımı e, 2000 dolar e, kadardı. Birkaç hastaya aldırdıktan sonra hastaların en büyük şikayeti gece bunların terletmesiydi. Hele bir tane şeyde Gölcük'te deniz üst derece bir subayın çocuğunu aldırmıştım. o kadar para vermesine rağmen dolar cinsinden hiç memnun kalmayan bir hastamdı. Çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra da hastalara fazla para harcatmamak için bundan vazgeçtim. Çünkü pek fazla bir işe yaramıyor olduğunu o yıllarda keşfettim şimdi e, tozdan dumandan korunmanın e, hastayı rahatlatmasına rağmen hastalığın ilerlemesine neden olduğunu sonraki yıllarda ortaya çıktı e, tozdan dumandan e, uzak kalarak ev toz akırı tozlarından uzak kalarak e, nasıl hasta tedavi edilir işte Alp Dağları'nda bir okulla alerjik astımlı ve ev tozu akarı olan çocuklar götürüyor götürülüyor. Bir yıl orada eğitim alıyorlar. Hiçbirinde astım kalmıyor. Fakat e, okul bittikten sonra baharda, yazın e, kendi ülkelerine döndüğü gibi hastalık yeniden tekrar ediyor. Yani e, elde var sıfır oluyor. Bundan sonra çok büyük e, geniş araştırmalar yapıldı. E dünyanın en büyük ev tozu akarından korunma çalışması ilk olarak 2008'de Cochrane çalışması dediğimiz çalışmada ortaya kondu. Daha sonra 2011'de yeniden toparlanıp bir daha yayınlandı. buna göre tozdan korunmanın, tozdan korunmanın hastalara bir yararı olmadığı ve tozdan korunmakla şöyle doktoruma da bakarak söyleyeceğim. Bunların hiçbirinin e, yararı olmadığı hastalar arasında ne solunum testleri düzelmesi, ne astım şikayetlerinin azalması, ilaç kullanma dozunun azalması, astım şikayetli olanların da sayıda azalma e, hiçbir fark görülmediği bu Cochrane çalışmasındaki dünyanın e, tespit ettiği en büyük e, çalışma. E, 2008 ve 2011'de e, kanıtlanarak e, bilimsel yayınların arasına girdi. Şimdi bundan sonra bu çalışmadan e, kaynak alarak astım rehberleri de sırayla 2016 e, British Astım Rehberine, 2018 CIDA'nın Rehberine e, bu çalışma girerek bu yıllardan sonra Astım tedavisinde tozdan korunmanın hiçbir anlamı olmadığı konusunda boşuna hastalara masraf çıkartmak için bir anlamı olmadığı konusunda görüş birliği konsensus raporuna varıldı. E ama ne yapmalı? Tozdan e, normal insanlar normal temizlikte olan yerlerde e, ev toza karı olmasına rağmen yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. E, biliyorsunuz ev toza karaylılar alerjilerinde aşı tedavisi kökten çözüm oluyor. Kökten çözüm önermek hastalara boşuna e, yatak iyonizer ve diğer e, süpürge alın, albaya harcanacak paralar yerine hastayı kökten tedavi etmenin gerekliliği daha fazla olduğu için 2016 British Aston Referinde A harfi vererek bundan sonra bu konuda çalışmaya gerek yok. Hiçbir bu kodunun uzmanı hastalarına bu tozdan kılıflar, yataklar, iyonizerler, hava temizleyicileri, akarisitleri önermemesi gerektiği A harfiyle skorlamış kesin bilgi demek. Bunlara harcanacak parayı hastanın tedavisine, doğru tedavisine harcanmasını kitabına koymuş. İsteyen e, bu e, internetten bulup indirip indirip okuyabilir. Yani kesinlenmiş, kesinleşmiş bir olay. İki, şu anda daha kesinleşmemesine rağmen benim fikrim şöyle. Açlı da işte zaten geçiyor bu ev tozakları alerjisi ama bizim bilhassa uzak doğuda yapılan e, bilimsel tıbbi çalışmalarda şu dikkati çekiyor. Uzak doğu ülkelerinde işte Tayland'da, Çin'de, Japonya'nın bir bölümünde e, bilhassa sosyoekonomik durumu bozuk olan bölgelerde yoğun e, hamam böceği alerjisi görülüyor. Yoğun hamam böceği alerjisi olmasına rağmen hamam böceği ne kadar fazla bulunuyorsa ortamda hastalarda alerji olmasına rağmen hastalık gelişmiyor. Bu nedenle, e, kedilerde de buna benzer çalışmalar var. Bu nedenle bu alerjenlerden aşı, aşırı korutmanın hastaların ee, bağışıklığının alerjenlere karşı gelişmesini de engellediği görüşü son yıllarda hakim olmaya başladı. Tabii karşıt görüşler de var ama ben de buna inanıyorum. Yani hastaları korudukça korunacak hale geliyorlar. Ee, hani bizim Türkiye'de bir laf vardır işte bilmem nenin çocuğu yalın, ayak, başı kabak dolaşması rağmen hiç hasta olmaz. Bizim çocuklar hasta olur. Niye? Mevcut e, zor şartlar insanları zor şartlara alışmaya zorluyor. Ayrıca şeylerde de buna benzer bir durum var. Kedi alerjilerinde ee, çocuk doğduktan sonra eve kedi alınırsa kedi alerjisi gelişme, astım gelişme ihtimali artıyor. Ama çocuk kedi beslenen bir evde hele o kedi sayısı 5'in altının fazlaysa kedi alerjisi gelişse bile astım veya alerjik hastalıklar gelişmiyor. Yani alerjinin gelişmesi farklı. Alerjik hastalık gelişmesi farklı. Yani yoğun alerjenler tozla da buna dahil olma ihtimali bence yüksek. Ee, hamam böcü alerjileri ev tozu akarına çok benzediği için bize ilham veriyor. Ee, aşırı tozdan korunmak yerine tozdan korunmamak belki hastalara önümüzdeki 5-10 yıl sonra önereceğimiz önemli bir öneri olacağı benziyor. Hepinize sağlıklı, astımsız, alerjisiz günler diliyorum. Siz siz olun, şunu yapın, tozdan korunacağım diye kendinizi psikolojik olarak zorlamayın. Bununla ilgili tedavinizi doğru düzgün olursanız zaten hiçbir problem kalmıyor. Hepinize iyi günler diliyorum, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.